Bugün 18 Ağustos 2016 Perşembe. Olay ana haber başlıyor. Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Van, Elazığ ve Bitlis. Terör korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye dün geceden bu yana düzenlenen hain saldırılara 12 kurban verdi. Emniyet müdürlüğü ya. Türkiye teröre son 24 saatte 12 kurban verdi. Önce Van, ardından Elazığ ve son olarak Bitlis. PKK'nın hain saldırılarında 10 güvenlik görevlisiyle 2 sivil şehit oldu. Birazdan olay ana haberde. Kan verin arkadaşlar, kan verin. Yaralılarımız için, Allah rızası için. Türkiye bugüne terör dalgasıyla başladı. Önce Van, ardından da Elazığ bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılara sahne oldu. Yürekleri yakan son haberse Bitlis'ten geldi. Hizan ilçesinde teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 asker ve 1 korucu şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Terör örgütü Bitlis'te güvenlik güçlerini hedef aldı, hain pusuda 5 asker ve 1 korucu şehit oldu. Bitlis'in Hizan ilçesi Nazar Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapılıyordu. Sabah saatlerinde çıkan çatışmada 28 yaşındaki köy korucusu Müslüm Yıldız şehit oldu, bir asker yaralandı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Gayda köyündeki operasyonlara katılan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın şiddetiyle yol kenarındaki uçuruma devrilen zırhlı araçta bulunan 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler hemen helikopter ve ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden ikisi daha kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda yaralanan 5 askerin tedavisi ise devam ediyor. Türkiye'yi sarsan saldırı ise sabah saatlerinde Elazığ'da düzenlendi. Terör örgütü PKK, Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda 3 polis şehit oldu, 14'ü ağır, 217 kişi yaralandı. Emniyet Müdürlüğü ya. Teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Elazığ, tarihinin en kanlı günlerinden birini yaşadı. Saldırı Malatya yolu Sürsürü Mahallesi Çaydaçıra Kavşağı'nda sabah saat 9.14'te düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğümüz binasına dışarıdan bahçe duvarının hemen dışında olmak üzere orta büyüklükte bir transit tipi araçla bombalı saldırıda bulunulduğunu değerlendiriyoruz. İlk bulgular bu yönde. Teröristler bomba yüklü aracı kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan 4 katlı Emniyet Müdürlüğü binasının hemen yanındaki otoparka giden yolda infilak ettirdi. Şiddetli patlama kentin her yerinden duyuldu. Patlamayla birlikte emniyet binasının ön cephesi büyük hasar görürken ağaçlar köklerinden söküldü. Emniyet binasının bahçesindeki araçlarda yangın çıktı. Sulak patlamış. Polis lojmanlarıyla çevredeki binalar ve park halindeki araçlarda büyük hasar oluşurken patlamanın olduğu noktada dev bir çukur oluştu. Saldırıda 3 polis şehit oldu, 217 kişi de yaralandı. Abi geç, kameraman geç, hadi geç. Kan verin arkadaşlar, kan verin. Yaralılarımız için, Allah rızası için kana ihtiyacımız var. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. 14'ünün durumu ağır. Hastanelerdeki bütün kan ihtiyacı vesaire gerek Kolordu'dan askerlerimiz vasıtasıyla gerek vatandaşlarımızın yoğun katkılarıyla herhangi bir kan ihtiyacı hastanelerimizde yoktur. Saldırı sonrası patlamanın meydana geldiği bölge güvenlik çemberine alınırken teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Elazığ'da 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı terör saldırısı Ankara'yı alarma geçirdi. Tüm programlarını iptal eden Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde 4 bakan ve genelkurmay başkanı ile kente gitti. Başbakanın ziyaretine CHP'den de 3 milletvekili katıldı. FETÖ terör örgütü artık iddiasını yitirmiş ve görevi bölücü terör örgütüne devretmiştir. Başbakan Binali Yıldırım bombalı saldırıdan birkaç saat sonra Elazığ'daydı. Bu milleti asla ve asla hiçbir terör örgütü teslim alamayacak. Hiçbir güç bu asil milleti yenemez. Başbakan'a Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la birlikte CHP'den de 3 kişilik heyet eşlik etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım, patlamanın yaşandığı noktada kameraların karşısına geçti. Emniyet binasının tam karşısında, ana yolun kenarında bomba yüklü bir aracın infilakı sonucu ilk anda 3 polisimiz şehit ve toplam 217 yaralımız hastanelere intikal ettirildi. Saldırıda yaralananlardan 85'i polis. Yaralılardan 72 tanesi taburcu oldu. 145 tanesi de 5 hastanede tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın 85 tanesi polis, 60 tanesi sivil. Toplam 14 yaralının diğerlerine göre durumu biraz daha ağır. Başbakan Yıldırım saldırının failinin PKK olduğunu açıkladı. Her şey belli. Bölücü PKK terör örgütüdür ve onun uzantılarıdır. Burada hiçbir tereddüt yok. Terör örgütü artık emir komutayı kaybetmiş durumda. Ve içeride bulunan unsurlar gelişi güzel nerede imkan bulurlarsa oraya adeta intihar saldırıları yapıyorlar. Yeni saldırılar olabilir diyen Yıldırım, tüm güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğunu söyledi. Bu ve buna benzer olayların yine bekleyebiliriz. Bütün birimlerimiz, herkes alarm durumunda. Bundan sonra da alarm durumunu bir üst düzeye daha çıkarmış bulunuyoruz. Başbakan Yıldırım saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Başbakan yaralılarla tek tek sohbet etti. Hoş geldiniz. Biz şehadet şerbetini içeriz ama bu bayrağı asla yerlere indirmeyiz. Ben bayanım ama çoğundan daha erkeğim. Vallahi tayin geldi. 4 yıl oldu işte. Burada da dün akşam oldu. Arkadaşlara geçmiş olsun. Bu sabah da bizim buradayız. Hastane önünde bekleyen yaralı yakınları öfkeliydi. İdam istiyoruz, yıldırım kaba! Yöneticilerle falandım olsun idam için! Hiç merak etmeyin, milletimizin gösterdiği yolda yürümek bizim boynumuzun borcu. Millet konuşunca herkes susar. Şunu bilmenizi isteriz. Hiçbir dökülen kanın hesabı yerde kalmıyor. Başbakan Elazığ Valiliğini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütlerinin ortak saldırısı altında olduğunu söyledi. 15 Temmuz'da FETÖ başarılı olamayınca devreye diğerlerinin girdiğini belirten Erdoğan, saldırıların arkasında FETÖ'nün olduğunu anlamak için kahin olmaya gerek yok dedi. İsim vermeden Amerikan yönetimini uyaran Erdoğan, gerek duyulması halinde Suriye'nin kuzeyine müdahale edileceği işaretini verdi. Türkiye, adları farklı da olsa aynı sayıklarla hareket eden terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van, Elazığ ve Bitlis'teki saldırıların ortak bir terör eylemi olduğunu söyledi. 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü milletimize saldırdı. Bu hain yapı başarılı olamayınca nöbeti hemen diğerleri devraldı. PKK'nın son günlerdeki saldırılarının gerisinde bilgi paylaşımı ve teşvik anlamında FETÖ örgütünün de bulunduğunu anlamak için kahin olmaya gerek yok. İslam dünyası, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kabul eden Erdoğan, özellikle Elazığ'daki saldırının farklı bir anlam taşıdığına dikkat çekti. Huzurun ve kardeşliğin şehri vasfını korumuş bir yere saldırılmasını ayrıca önemli görüyorum. Tek başına bu son saldırı dahi amacın sadece ve sadece ülkenin ve milletin huzuruna kastetmek olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Erdoğan teröre boyun eğmeyeceklerini belirtti. FETÖ ile PKK'nın, DAEŞ ile bu örgütlerin arasında hiçbir fark olmadığı bu saldırılarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Milletim şundan emin olsun. Şehitlerimizin, yaralılarımızın kanları asla yerde kalmadı, kalmıyor ve kalmayacaktır. Terörle mücadelenin gerekirse sınır ötesine taşınacağını ifade eden Erdoğan, Suriye'nin kuzeyini işaret etti. Bizim için zaten dar bir cephe söz konusu değil. Biz bu mücadeleyi satıhta veriyoruz. Güneydoğuysa Güneydoğu, neresi olursa, Suriye'nin kuzeyinde gerekirse orası. Cumhurbaşkanı batılı ülkeleri de sert bir dille uyardı. Batı dünyası bizi bu mücadelede anlamamıştır, anlamıyor ve anlamayacaktır. Biz bunun farkındayız. Biz her şeyin farkındayız. Türkiye bölgedeki tezlerinin arkasında durabilecek güce, kudrete, imkana sahiptir. Bilfiil bunu göstermekten çekinmedik, çekinmeyiz. Fırat'ın batısındaki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Amerikan yönetimine seslendi. Sınırlarımız ötesindeki gelişmeleri de yakından izlediğimizi, izlemeye devam edeceğimizi, verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmeyi de sürdürüyoruz. Bu devlet, değerli kardeşlerim, bir çadır devleti değildir. Ardı ardına gelen saldırılar, özellikle de Elazığ'da düzenlenen saldırı siyasetin ana gündemi oldu. İktidar, FETÖ-PKK ilişkisine vurgu yaparken ana muhalefet lideri hükümete eliniz güçlü Türkiye'yi bu beladan kurtarın çağrısı yaptı. Benzer bir çağrı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bu FETÖ denilen terör örgütüyle Türkiye'yi durduramayanlar şimdi PKK terörüyle ve başka terör örgütleriyle Türkiye'yi durdurmaya çalışacaklar. Hiçbirisinin gücü yetmeyecektir. Bunların arkasındaki aklın da gücü yetmeyecektir. 15 Temmuz'da emniyet özel harekatı hedef alan teröristlerle Elazığ'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin aynı zihniyete sahip, aynı kaynaklardan beslendiğine de inanıyorum. Önce Van, ardından Elazığ. Ardı ardına gelen terör saldırıları siyasetin ana gündemiydi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ-PKK bağlantısına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz gecesinden bugün çok daha güçlüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış, hainleri kendi içerisinden çok büyük oranda temizlemiştir ve PKK'nın içeriden destek alma ihtimali ortadan kalkmıştır. Bundan sonrasını PKK düşünsün. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırının ardından önce Elazığ valisi, ardından da Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'yla telefon görüşmesi yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıları kınadı ve ekledi. Terörü lanetlemek yetmiyor, terörü bitirmek gerekiyor, terörü sonlandırmak gerekiyor. Dolayısıyla buna uygun politikalar geliştirmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı geldi. Terörü bitirmek için muhalefetten ne istiyorsanız vermeye hazırız. Bugüne kadar her şeyi verdik. Ama biz hükümetten bir şey bekliyoruz. Terörü bitirin.
Mücadele ise mücadele yapın. Yasa dediniz yasa. Anayasa dediniz anayasa. Her türlü imkanı sağladık. Eliniz güçlü. Dolayısıyla terörle mücadeleyi yapın ve bu Türkiye'yi bu beladan kurtarın. Artık sabır taşı çatlamıştır diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter mesajında FETÖ ile iç savaş şartlarını oluşturmayı başaramayan mihraklar PKK ile sonuca varmanın peşindedir dedi. Ortak milli aklın çalıştırılması çağrısı yapan Bahçeli, MHP devlet ve millet bekasının yararına her çaba ve fedakarlığı gösterecektir. Devlet ve hükümet sorumluluğu taşıyanlar bu badireden milli şuur ve yürekle çıkacağını bilmelidir ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, FETÖ soruşturması kapsamında bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu aktaralım. Kayseri merkezli Boydak Holding'e kayyum atandı, açıklandı. Tekrar edelim. Kayseri merkezli faaliyeti, merkezi Kayseri'de bulunan Boydak Holding yönetimine kayyum atandı FETÖ soruşturması kapsamında. Elazığ'da şehit olan 3 polis memurunun acı haberleri baba ocaklarına kor gibi düştü. Kütahya, Malatya ve Ankara şehit haberleriyle yandı. Elvan Özbay, Yusuf Kenan Mutlu, Serhat Öztürk. Elazığ şehitlerinin ateşi 3 ayrı ocağa yaktı. Evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki şehit polis Elvan Özbay Kütahyalıydı. Altıntaş ilçesinde yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Geçici görevle gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinden kısa süre önce dönen Özbay, polis olan kardeşini 9 yıl önce kaybetmişti. Diğer kardeşiniz de polismişmiş herhalde. Evet, o da daha önce poliste, o rahatsızlandı hastaneden. 2007'de vefat etti o da. 48 yaşındaki Yusuf Kenan Mutlu 20 yıllık polisti. Çocuklarının eğitimi nedeniyle emekli olmamıştı. Acı haberi Malatya'yı yaktı. Yaklaşık bir hafta önce görüştük. Çok mutluydu yani, neşeliydi. Kendisi Elazığ Emniyet Müdürü'nün şoförünü yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Mutlu, annesini 1 yıl önce kaybetmişti. Aslen Yozgatlı olan şehit Serhat Öztürk'ün acı haberi Ankara'daki baba ocağını yaktı. Bizim çocukluktan beri arkadaşımız, canımız, ciğerimiz, kardeşimiz, üzgünüz. Teröristler dün gece ve Van'da bir polis karakolu ile polis evine hedef aldı. Bomba yüklü minibüste düzenlenen saldırıda ortalık adeta savaş alanına dönerken bir polis şehit oldu, iki vatandaş hayatını kaybetti. Patlamada 20'si polis, 73 kişi de yaralandı. Van'da teröristler bomba yüklü minibüsle polis evi ile bir karakolu hedef aldı. Nereye düşmüş bomba? Saat 23.15 sıralarında bir minibüs İskele Caddesi üzerindeki 2 Nisan Polis Merkezi ve polis evi önünde park etti. Sürücü araçtan ayrıldıktan saniyeler sonra şiddetli bir patlama oldu. Patlayıcı yüklü bir minibüsle polis evimiz ve aynı zamanda 2 Nisan Polis Karakolumuz park edilmesinden 9 saniye sonra bir patlama meydana geldi. Ortalık adeta savaş alanına dönerken bölgeden silah sesleri de duyuldu. Patlama sırasında polis evinin hemen yanındaki bir düğün salonunda yüzlerce kişi bulunuyordu. O anlar düğünü kaydeden kameraya yansıdı. Salonda müzik eşliğinde halay çeken grup korku dolu anlar yaşadı. Patlamanın şiddetiyle camlar kırılırken çok sayıda vatandaş yaralandı. Davetlilerin bir kısmı çocuklarını alarak masaların altına gizlendi, kimileri de salondan çıkmaya çalıştı. Gel abi, gel abi, boş ver onu abi, gel. Kentin birçok noktasından duyulan şiddetli patlamada polis memuru Hacı Ahmet Öztürk şehit oldu. İki sivil de yaşamını yitirdi. Bombalı araç bombalı. 73 yaralımız var şu anda. 20 polis memurumuz. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken kaçan teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Minibüsü park ettiği öne sürülen bir kişi polisle girdiği çatışmada yaralı olarak yakalandı. Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin patlama sırasında 2 Nisan polis karakolunda bulunduğu öğrenildi. Vali İbrahim Taşyapan alınan önlemler sayesinde bir facianın önlendiğini söyledi. Etrafta aldığımız tedbirler ve
karakolumuzun ve binamızın olduğu sokağın trafiğe kapatılarak tedbir alınmış olması daha önce de daha büyük bir zayiatı önlemiş durumda. Saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Bomba yüklü araçtan saçılan parçaların geniş bir alana yayıldığı, çevredeki ev ve iş yerlerinde büyük hasar oluştuğu görüldü. Van'daki terör saldırısının ateşi Adana'ya düştü. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Hacı Ahmet Öztürk'ün ailesi acı haberle yıkıldı. Şehit polisin 30 Eylül'de dünya evine girmeye hazırlandığı nişanlısını teselli etmek mümkün olmadı. "Üzülme sevdiğim, seni de alıp gideceğim bu diyarlardan," demişti polis memuru Hacı Ahmet Öztürk. 30 Eylül'de evlenmeye hazırlandığı nişanlısına. Ama olmadı. Van'da terör örgütü PKK'nın bomba yüklü aracı patlatması sonucu şehit düşen 27 yaşındaki Öztürk'ün Adana'daki baba evine ateş düştü. Mithatpaşa mahallesinde oturan Öztürk ailesine acı haber emniyet yetkilileri tarafından verildi. Şehit evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken ailenin yakınları ve komşuları eve akın etti. 30 Eylül'deki düğün için hazırlık yapan Sevilay Gündüz ise yakınlarının kolları arasında taziye evine geldi. Genç kadının feryatları yürek yaktı. Öztürk için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Van Valisi İbrahim Taşyapan ile silah arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından şehit polisin naaşı dualarla memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehidin naaşı helallik için son kez baba ocağına getirildiğinde acı ikiye katlandı. Şehidin annesiyle nişanlısını sakinleştirmek mümkün olmadı. Şehit polis için Kaba Sakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Öztürk, Kara İsa'lı ilçesinde toprağa verilirken saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Faruk Tam ile 19 yaşındaki Dicle Idrak için de Van'ın Yukarı Nurşin Camisi'nde tören düzenlendi. İki gencin cenazeleri AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ile Vali Taşyapan'ın da katıldığı törenin ardından Şabaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Idrak ve Tam'ın bir markette çalıştıkları, işten çıktıkları sırada patlamanın olduğu belirtildi. Hakkari'de teröristlerin hedefinde polis vardı. Şemdinli'de polis kontrol noktasına düzenlenen roket atarlı ve silahlı saldırıda iki polis memuru yaralandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki silahlı saldırıda iki polis yaralandı. Şemdinli girişindeki polis kontrol noktasına bir grup terörist tarafından roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Giriş çıkışlara kapatılan ilçede operasyon başlatıldı. Yoğun çatışmaların sürdüğü ilçeye çok sayıda zırhlı araç ve askeri birlik sevk edilirken Şemdinli Yüksekova Karayolu'nun ikinci kilometresinde patlama meydana geldi. Patlamada zırhlı bir araç oluşan çukura düştü. Mardin'in Artuklu ilçesinde ise bombalı eylem hazırlığındaki teröristlerin hücre evine baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada teröristlerden biri öldü, diğeri yaralı ele geçirildi. Evde yapılan aramada uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, hücum yeleği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Aysaklı köyünde ise teröristler erzak vermediği için daha önce traktörünü yaktıkları Nevzat Paçacı adlı köylüyü kaçırdı. İstanbul Boğazı'ndaki kazada şehit olan 3 asker son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehit 3 askerin naaşı Gata'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Ne çıkan oldu, ne atlayan oldu.
İstanbul Sarayburnu'nda kuru yük gemisiyle çarpışarak alabora olan sahil güvenlik botunda şehit düşen 3 asker son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehit askerler için İstanbul Gata'da tören düzenlendi. Yakınları gözyaşlarıyla şehitlerin naaşlarına sarıldı. Baba oğlu geliyor, onu kolla baba. Şehit Asubay Yavuz Gökhan Şahin'in doğumuna bir hafta kalan hamile eşi Ebru Şahin törene tekerlekli sandalye ile katıldı. 30 yaşındaki Şehit Asubay'ın naaşı Çanakkale'ye gönderilirken, Şehit Üsteğmen Rıza Yücel'in naaşı Konya Havaalanı'nda askeri ve mülki erken tarafından karşılandı. Şehidin anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin 4 kardeşinden Konya'da polis memuru olan Mehmet Yücel'i yakınları teselli etti. Törenin ardından Şehit Yücel'in naaşı karayoluyla memleketi Karaman'a gönderildi. Terhisine 75 gün kala şehit olan 21 yaşındaki Ersinan Göktaş'ın naaşı da İzmir'e uğurlandı. Babası Ali Göktaş'ı geçen yıl kaybeden Şehit Er ve komutanları Cuma günü toprağa verilecek. İstanbul Boğazı'nda 3 askerin şehit olduğu kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Yaşananlar bir geminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Boğazı Sarayburnu açıklarında 3 askerin şehit olduğu kaza bir geminin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kuru yük gemisinin sahil güvenlik botuyla çarpışması ve ardından alabora olan sahil güvenlik botu kameraya yansıyor. Kazayı fark eden bir gemi sahil güvenlik botuna yanaşarak yardım etmeye çalışıyor. Kaza sonrası yaşananlara ilişkin bir başka görüntüde ise alabora olan bottaki askerleri kurtarma çalışmaları görülüyor. Marmaris'teki darbe girişimi soruşturmasından yeni tutuklama kararları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen binbaşı Şükrü Seymen'in de aralarında olduğu 11 darbeci daha tutuklandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan binbaşı Şükrü Seymen'in önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz'la Teğmen Muhammed Burak İpek 16 gündür süren sorgularının tamamlanmasıyla dün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 11 zanlı tutuklandı. Darbeciler adliyeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevi aracına konularak yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara'ya götürüldü. Marmaris'teki otel saldırısının ardından ormanlık alana kaçan darbeci askerlerden 25'i daha önceki operasyonlarla yakalanarak tutuklanmıştı. Otel baskınından sonra firar eden yüzbaşı Burkay Karatepe ise hala aranıyor. Fethullahçı terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonun hedefinde Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu, TUSKON ve üye şirketler var. Fethullahçı terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik son operasyonun hedefinde kısa adı TUSKON olan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 187 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 18 ilde 204 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı alınan isimler arasında TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Baklavacı Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Güllü ve Faruk Güllüoğlu baklavalarının sahibi Faruk Güllü de vardı.
En kapsamlı operasyon İstanbul'daydı. Polisin şafak vakti çıktığı operasyonda 15 ilçedeki yaklaşık 100 adreste arama yapıldı. Aralarında Nejat Güllü ve Ömer Faruk Kavurmacı'nın da olduğu 60 kişi gözaltına alındı. Kavurmacı'nın ofisinde yapılan aramada Fethullah Gülen'in kitapları ve Gülen tarafından verilen plaket bulundu. Soruşturma kapsamında 187 şüphelinin tüm mal varlıklarına da el konmasına karar verildi. Karar OHAL kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararname ile mal varlığı ile ilgili tedbir ve el koyma kararları alan hakimlik yetkililerinin soruşturma savcılığına devredilmesi çerçevesinde alındı. Soruşturma kapsamında tüm şüpheliler hakkında terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne finans sağlamak suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi. Ankara merkezli 34 ilde de hakim ve savcı operasyonu var. 2012 yılındaki hakim ve savcı sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 86 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı. 34 ildeki operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 86 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği, gözaltı sayısının da artabileceği kaydedildi. Abi. Bursa Valiliği, kent genelinde yürütülen FETÖ soruşturmalarının bilançosunu açıkladı. Bugüne kadar 297 kişinin tutuklandığı Bursa'da, gözaltında halen 129 kişi var. Son olarak aralarında örgütün imamlarının da bulunduğu 22 kişiden 20'si tutuklandı. Bursa'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 kişi daha adliyeye sevk edildi. Örgüt içinde imam ve abi olarak tabir edilen ve çoğu ilçelerde görevli olan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 22 kişi savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 20 kişi hakkında tutuklama kararı verirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde de 15 Temmuz gecesi yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan yerel bir gazete sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Valiliği de il genelinde yürütülen FETÖ paralel devlet yapılanması soruşturmalarının bilançosunu açıkladı. Açıklamada il genelinde toplam 2759 kamu personelinin görevden alındığı belirtildi. Bursa'da şu ana kadar mahkemeye sevk edilen 297 şüpheli tutuklanırken 139'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 197 kişi serbest bırakıldı. Kent genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 129 kişinin gözaltı işlemleri devam ederken 87 şüphelinin hala arandığı belirtildi. Valilik açıklamasında FETÖ paralel devlet yapılanmasına yönelik adli ve idari soruşturmaların devam ettiği belirtildi. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Assubay Ömer Haris Demir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler var sırada. Kahraman Assubay'ın darbeci askerlerin açtığı ateşte ağır yaralandığı, 11 dakika sonra ambulans önünde iki kurşun daha sıkılarak şehit edildiği ortaya çıktı. Yaylım ateşine tuttular, yetmedi, iki el daha sıktılar. Tarih 16 Temmuz saat 02:16. Yer Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı. Darbe girişiminin seyrini değiştiren Assubay Ömer Halis Demir'in şehit edildiği ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Savcılık dosyasına giren görüntülere göre Silopi'de görevli darbeci general Semih Terzi yanındaki askerlerle saat 02:16 sularında helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emir subayı Assubay Ömer Halis Demir, helikopterden inen darbecilerin arasına karıştı. Darbeci general Terzi'ye karargah binasına ulaşmadan 3 el ateş etti.
Terzi yere yığılırken ağaçlık alana doğru koşan Halis Demir'i M16 tüfeğiyle yaylım ateşine tutan cuntacıların Kurmay Binbaşı Fatih Şahin'le Üsteğmen Mihrali Atmacı olduğu tespit edildi. Halis Demir ağır yaralı olarak ağaçlık alandan karargah binası önüne getirilirken görüntülerde bir ambulans görülüyor. Ambulanstaki askerler yaralı subaya müdahale etmek istiyor ancak darbeciler izin vermiyor. Aksine nabzını kontrol edip ölmediğini anlayınca yaralı subaya iki el daha ateş ediyor. Halis Demir'in üstüne örtülen çarşafın da bir süre sonra alınarak darbeci generalin taşındığı görülüyor. Naaşı karargah önüne bırakılan kahraman hassubayı şehit eden son iki kurşunun Üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından sıkıldığı belirlendi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Kurmay Binbaşı Şahin'le Üsteğmen Atmaca darbe girişimi soruşturmasının yanı sıra cinayetten de yargılanacak. Başbakan Binali Yıldırım, Ömer Halis Demirler gibi yürekli delikanlılara ihtiyacımız var diyerek 10 bin yeni özel harekatçı alınacağını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın asli işlerine döneceğini belirten Yıldırım, istihbarattaki yeniden yapılanmaya ilişkin de ipuçları verdi. Vatandaşın meydanları doldurması, iş bizde demesi beni çok şaşırttı. Ya bu da mı bunlarlaydı diyecek maalesef olaylar da gördük. Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz sonrası başlatılan operasyonların bilançosunu TRT'de açıkladı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada 40.029 kişi gözaltına alındı, 20.355 kişi tutuklandı. Halen 5.187 kişi gözaltında. 15 Temmuz'un ardından 4.262 kurum ve kuruluş kapatılırken 79.900 memura görevden el çektirildi. 5.014 kişi de memuriyetten atıldı. Ne bedelli ne süreyle ilgili herhangi bir kısa vadede gündemde bir şey yok. Sadece bu silahlı kuvvetlerin geleceğe yönelik uzman ordu, profesyonel ordu ve ordunun öncelikleri, ihtiyaçları, tehdit türleri konusundaki çalışmalara hız verilecek. Başbakan Yıldırım, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı'nın asli işlerine döneceğini söyledi. Asli işinin yanı sıra bir sürü tali işlerle uğraşıyor. Yeni yapılanmada biz bu tip yan işleri Milli Savunma Bakanlığı'na veriyoruz. Kuvvet komutanlıkları bu asli görevler bakımından yine işlerini Genelkurmay Başkanlığı ile yapacak. Yıldırım, iç istihbaratın tek elde toplanacağını, dış istihbaratın MİT'te olacağını belirtti. Personel tahkikatıyla sınırlı bir istihbarat birimi de asker içinde kurulabilir. Bu da Milli Savunma Kanalı ile olabilir. Orada istihbarat, burada istihbarat, bunlar nasıl birbiriyle uyumlu çalışılacak? O zaman bir üst bunların şey tepesine olacak? Bir Milli İstihbarat Koordinasyon Başkanlığı olacak. Güvenlik personeli açığının en kısa sürede kapatılacağını belirten Yıldırım, 10 bin özel harekatçı alınacağını kaydetti. Bize bir Ömer Halis Demirler lazım. Ömer Halis Demirler gibi yürekli, aslan gibi delikanlılara ihtiyacımız var. Yıldırım, siyasetteki diyaloğun da devam edeceğini söyledi. Her yapacağımız önemli işte, alacağımız önemli kararlarda muhalefet partilerimizin genel başkanlarıyla başlattığımız bu diyaloğu sürdüreceğiz. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni yapılanmanın önemini 15 Temmuz gecesinden bir örnek vererek anlattı. Akıncı üssündeki pistlerin vurularak darbecilerin yurt dışına kaçışının önlendiğini söyleyen Işık, bunlar darbenin başarısız olduğunu anladıkları anda 3 tane kasa uçağını hazır ettiler ve kaçacaklardı diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son rakamı 9'u general, amiral, 137 tane firar var. Bu sürekli düşüyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 15 Temmuz gecesine dair çarpıcı bir ayrıntıyı açıkladı. Darbenin başarısız olduğunu anladıkları anda 3 tane kasa uçağını hazırlettiler. Kaçacaklardı. Akıncılardan kaçacaklardı. Biz o kaçışın engellenmesi için
dedik ki acilen pistlerin vurulması lazım. Sayın Başbakanımızın o emrinden sonra pist vurulmamış olsaydı bilin ki bugün darbecilerin neredeyse tamamı yurt dışına kaçmış olurdu. Fikri Işık bu ayrıntının bile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni yapılanmanın doğruluğunu ortaya koyduğunu belirtti. Silahı kullanan askerdir, emri veren sivildir. Bütün demokrasilerde bu temel kural geçerlidir. Siz silahı kullanana emir verme yetkisini de verirseniz işte o zaman demokratik düzen zaman zaman ne yapar sallanır. Anadolu Ajansı'na konuşan Işık bu ay içinde Yüksek Askeri Şura'nın bir kez daha toplanacağını da açıkladı. Konu özellikle albayların durumu olacak. Uygun görülen albayların görev sürelerinin uzatılması ile ilgili bir Yüksek Askeri Şura toplantısını yapmayı hedefliyoruz. Işık, ordudaki pilot açığının kapatılması için yapılacak çalışmaları anlattı. Daha önce asker olarak, pilot olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışmış ama şu anda sivilde çalışan insanların yılda belirli bir gün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tekrar gelip orada görev yapması. Bunun üzerinde de şu anda çalışıyoruz. Bakan Işık, şehirlerdeki askeri birliklerin taşınmasına en kısa sürede başlanacağını söyledi. 15 Eylül'e kadar bu zırhlı araçların İstanbul ve Ankara'dan daha önceden belirlenmiş yerlere taşınmasıyla ilgili süreci tamamlayacağız. Kara kuvvetlerimizin bize verdiği bilgi önümüzdeki pazartesi günü ilk sevkiyatı Ankara'dan Çankırı'ya yapacağız. Kapatılan askeri lise binalarının eğitim için kullanılacağını belirten Işık, İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nın Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü olacağını kaydetti. Işık, üzerinde çalışılan bir projeyi de açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın ve kuvvet komutanlıklarının da Etimesgut'a taşınması ve orada bir karargahın oluşturulması. Bir ay yıldız şeklinde mimarisinde bir mimariyle Türkiye'nin bu noktadaki silahlı kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlilere hizmet eden Milli Savunma Bakanlığı'nın tek çatı altında toplanması. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamenin ardından cezaevlerinden tahliyeler devam ediyor. Halen cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın da tahliye edilmesi bekleniyor. Denetimli serbestlik ve koşullu salı verme düzenlemelerinin değiştirilmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler sürüyor. Ne kadar zamanınız kalmıştı çıktınız? 6 ayım kalmıştı. Silivri cezaevinden çıkışlar gece boyu sürdü. Eşler, çocuklar, anne ve babalar cezaevi önüne akın etti. Allah bir daha nasip etmesin buraları. Allah'ım devletimize Allah razı olsun. Abi Allah yüzümüze güldü vallahi. Aynı şekilde benim bir tane de abim cezaevinde Tekirdağ'da. Gasp'tan yatıyordu. Allah yüzümüze güldü. Belki eve gideceğiz. Onu da karşımızda göreceğiz. Adana'da ilk tahliyeler Ceyhan ilçesinde başladı. Sıkıntılar var, dertler var. Bu iyi oldu yani herkes için. İnşallah içerideki arkadaşlarımız da çıkar. Karaman'da tahliye sevincine davul zurna eşlik etti. Allah'a şükür kurtulduğumu çok seviyorum. Allah'ım geride kalanlara da yardımcı olsun. Düzenlemede bazı suçlar kapsam dışı bırakıldı. Bu nedenle uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde bulunan şarkıcı Deniz Seki tahliye olamayacak. Bolu F tipi cezaevinde tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'ya tahliye yolu açıldı. Çakıcı'nın avukatı tahliye işlemleri için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Ancak Çakıcı'nın 11 günlük hücre cezası bulunuyor. En son aldığı 2018'e kadar geçerli olan Sağlık Kurulu raporuna göre hücre cezası çekemez, çekmeyecektir. Çakıcı'nın tahliyesiyle ilgili beklentilere son noktayı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koydu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Çakıcı'nın suç cezalarının niteliği ve süresi itibariyle düzenlemeden şu an itibariyle yararlanmasının ve tahliyesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Düzenleme ile 93 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Böylece cezaevlerinde sayı 120.499'a düşecek. Toplam kapasitesi 187.351 olan cezaevlerinde 16 Ağustos itibariyle 213.499 kişi bulunuyor.
Kumpas davalarının son tutuklu sanığı da özgürlüğüne kavuştu. Kamuoyunda Atabeyler davası olarak bilinen davanın tek tutuklu sanığı eski kara pilot yüzbaşı Murat Eren, Kartal Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan dün gece tahliye oldu. Çağrılırsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri döneceğini söyleyen Eren, "Ben Atatürk'ün askeriyim, Atatürk'ün subayıyım." dedi. Atabeyler davasının hükümlü tek sanığı eski kara pilot yüzbaşı Murat Eren tahliye edildi. Askeri Yargıtay toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum olan yüzbaşı Eren'in yeniden yargılanması ve infazının durdurulmasına karar verdi. 3 yıl 7 ay 14 gündür tutuklu bulunan Murat Eren, Kartal Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. 10 senedir uğraştığım bilirkişi raporunu ilk defa 30 Haziran'da Ankara 2. Ağır Batı Adliyesi 2. Ağır Mahkemesi ilk defa kabul etti bilirkişi raporunu. Oradan ben umutlanmıştım zaten. Eren'e kendisini tutuklayan askeri hakimlerin 15 Temmuz sonrası tutuklanmaları hatırlatıldı. Bunun kumpas olduğunu ben biliyordum. Fakat diğer insanlar yeni öğrendiler. 10 senedir bunun mücadelesini veriyorum. Eren 15 Temmuz gecesi cezaevinden kaçmak için plan yapmış. Bunu bu Fethullah Gülen'in ekibinin yaptığını ilk etapta fark ettim. Ne yalan söyleyeyim, kıyafetimi giydim. Hani herhangi bir gelişme olursa direkt kaçacaktım buradan ve mücadeleye dışarıda devam edecektim. Bunu telefonla birkaç arkadaşımıza da söyledim. Komutanlarıma da söyledim. Teyakkuzda bekliyordum burada. Çünkü burada bir kafesin içindesiniz. En kolay bulacakları kişi burada bendim. Peki Murat Yüzbaşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri dönecek mi? Vatan bize derse ki gel burada şu görevi yap. Hayır diyemem herhalde. Devlete küsülmez. Ben Atatürk'ün askeriyim, Atatürk'ün subayıyım. Yüzbaşı Eren'in tahliyesiyle ilgili ilk değerlendirme CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Yapılması gereken bir şey var. O davalarda mağdur olan, görevinden ayrılan veya görevinden istifa etmek zorunda kalan insanların tekrar haklarını iade edilerek, itibarlarını iade ettirerek görevlerine dönmelerine imkan sağlanması. İstanbul'da deniz trafiğinin en önemli merkezlerinden Kabataş İskelesi'nin meydan projesi kapsamında kapatılmasının ardından Budo'nun kullanacağı Sirkeci'deki Katip Çelebi İskelesi'ndeki hazırlıklar tamamlanmak üzere. İskelede incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, seferlere 10 gün içinde Sirkeci'den devam edileceğini söyledi. İstanbul'da meslek odalarıyla çevre örgütlerinin karşı çıktığı Kabataş Meydan Projesi'nde ilk adım 11 Ağustos'ta atıldı. Kabataş vapur iskeleleri kapatıldı. Kabataş'ta açık kalan tek iskele olan Budo'ya ait iskele de Sirkeci'ye taşınıyor. Yaklaşık 2 yıl artık Sirkeci bölgesinden Bursa-İstanbul arası ulaşım sağlanacak. Ve şu anda bulunduğumuz Sirkeci'deki iskele artık Budo gemilerine göre, bizim gemilerimize göre dizayn edilecek. Budo Genel Müdürü Levent Fidanso ile birlikte Mudanya-İstanbul seferlerinin 2 yıl boyunca yapılacağı Sirkeci Katip Çelebi İskelesi'nde incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Olacak, bu taraftan çıkış burada olsun. Gerekli izinlerin tamamlandığını belirten Altepe, çalışmaların 10 gün içinde bitirileceğini söyledi. Önümüzdeki birkaç gün içinde, yaklaşık 10 gün içinde bu düzenlemeler tamamlanmış olacak. Ve daha sonra artık Kabataş'taki inşaat alanında olan artık iskelemiz boşaltılarak yaklaşık 10 gün kadar sonra da buradan Sirkeci'den ve İstanbul Kitapçısı'nın olduğu Sirkeci'deki alan, buradaki iskele artık Bursa Büyükşehir Belediyesi Budo gemilerinin kullanımına açılmış olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Tarihi Çarşılar Federasyonu'nun onursal başkanlığına seçildi. Altepe, alışveriş merkezleriyle rekabet etmeleri için esnafın yapması gerekenleri anlattı. Bu önergeyi kabul etmeyenler,
oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun efendim. Tarihi Çarşılar Federasyonu'nun birinci olan genel kurulunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe oy birliğiyle ulusal başkanlığa seçildi. Elimizde gerçekten güçlü bir emanet var, büyük bir miras var. Bu emanetlere sahip çıkmak, ecdadımız bizlere bunu emanet etmiş. Bunlar için çok dediğimiz gibi fedakarlıklar yapmış. Şimdi de bizler de bu nimetlerden istifade ediyoruz. Altepe, çarşıların şehirlerin sosyal hayatı için önemine dikkat çekti. Şehrin atar damarı burada. Her şey burada konuşuluyor. Siyaset bile burada konuşuluyor. Ticaret de burada. Canlılık da burada. Şehir deyince akla neresi geliyor? Önce. O zaman buradaki yapılan düzenlemeler, burada atılacak adımlar, buradaki tertip, düzen, hareket tarzı her şey şehirleri de etkileyecek, ülkeyi de etkileyecek. AVM'lere yönelik şikayetleri değerlendiren Altepe, çarşı esnafının da yapması gerekenler olduğunu söyledi. Çarşı her zaman cazibe merkezi. Tarihi bir bölge, özellikli bir bölge. Biraz onların yaptığının kısmen, çok az bir kısmını biz gayret göstersek çarşının rakibi olmaz. Nasıl alışveriş merkezlerinde bir disiplin varsa, nasıl bir sistem varsa çarşılarda da en az o disiplin olması lazım. Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ise sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğini belirtti. Tarihi çarşıların ortak sorunları da var. Ortak beklentileri de var. Tarihi çarşıların korunması, yaşatılması, yönetilmesi bir sevdadır. Bir güçtür, bir niyettir. Ortak akılla hareket etsek nasıl olur diye düşünüyorum. 19 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Bursa'da okul servisi ücret tarifesi belirlendi. Fiyatlar geçen yıla oranla mesafeye göre %7 ile 10 arasında zamlandı. Daha önce kendi fiyatlarını daha yüksekten belirleyen tüm özel okullar da bu tarifeye uymak zorunda. Okullar 19 Eylül sabahı açılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Bursa'da okul servisleri için yeni fiyat tarifesini belirledi. Esnafımızın bir yıl önce 500 TL ile 700 TL arasında yapmış olduğu trafik sigortaları 3.300 liralara kadar çıktı. %16 civarında bir talebimiz oldu. Fiyatlar mesafeye göre %7 ila %10 arasında zamlandı. Buna göre en düşük mesafe olan 0 ila 3 kilometre arası yolculuk aylık 138, en uzun mesafe olan 19 ila 21 kilometre arası yolculuksa 243 lira olarak belirlendi. Ulaşım Daire Başkanlığımızdaki yapılan görüşmeler, çalışmalar neticesinde %7 ile 10 arasında aralığında bir iyileştirme yapıldı. 21 kilometreden uzun mesafelerde kilometre başına 2 lira 20 kuruş ücret alınacak. Ayrıca rehber öğretmen bulundurulması zorunlu olan servislerde öğrenci başına 40 lira fazla ödeme yapılacak. Aynı servisi kullanan kardeşler için indirim oranı ise %10. Özel okullarla ilgili şikayetler dikkate alınarak mevzuat değişikliğine gidildi. Buna göre belirlenen tarifelere tüm kurumlar uymak zorunda. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, devlet okulları ve özel okullar, anaokulları, kreşler olmak kaydıyla bu fiyat tarifesine uyma zorunluluğu getirildi. Servisçiler odası, velileri doğru bilgilendirmek ve öğrencileri servis noktalarında bekletmemek için kameralı takip ve uyarı sistemini devreye sokuyor. Şu anda 55 aracımıza taktık, testlerimiz tamamlandı. Bu yıl sonu ve gelecek yıl olmak kaydıyla tümünü tamamlayıp hayata geçiriyoruz. Hem araç içi kayıt yapacak, yaklaşık 30 saniye gibi önce mesaj gönderecek. Hem çocuğumuz dışarıda beklememiş olacak, hem vaktinde araç gelecek. Hülleli yollarla taşımacılık yapanların önüne geçmek için Büyükşehir'den alınan izin belgeleri 3.000 liraya çıkarıldı. Fabrika ve okul adına hülleli yollarla araç satıyorlar. Gidiyor 10 tane araç satın alıyor ve bu satın aldığı araçların tescil işlemlerini direkt okul adına yapıyor ve karşılığında iş alıyor. Oda Başkanı Sade Aydın'dan eğitim kurumlarına korsan servis uyarısı da geldi. Aydın'a göre sözleşmede belirtilen plakalı araçla sahada kullanılan aracın aynı olup olmadığını kontrol etmek hayati önemli. Bu araçların çalışma bölgesi dışında karışabilecekleri kaza ve onların kendi bünyelerine aldığı emanet öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalışanları kesinlikle risk üzerinde, yani patlamaya hazır bir bomba üzerinde gidiyorlar. Üniversitelerde kayıt telaşı sürerken öğrenciler bir yandan da barınma sorununu çözme gayretinde. Devlet yurduna kayıt için başvuruda bulunan öğrenciler özel yurtları da göz ardı etmiyor. Ev tutmak isteyenlerin işi ise yoğun talepten dolayı bir hayli zor. Yurt başvurusunda bulundum, evet.
Ondan sonra tabii üniversiteyi yeni kazandık zaten. Onun da heyecanı var. Bakalım, şu anda kayıt formunu dolduruyoruz. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren gençler bir yandan kayıt telaşı yaşarken bir yandan da barınma konusuna çözüm bulmak için kafa yoruyor. Yurtta kalacağım. Devlet yurdu mu? Evet, devlet yurdu düşünüyorum. Başvuruda bulundunuz herhalde. Evet. Çıkarsa, eğer şanslıysak orada kalacağım ve eğer çıkmazsa özel yurt düşüneceğiz. Görükle'de yurtlar var, evler de var. Yani Görükle'yi biliyorum ama tabii fiyat olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Burayı kazanan arkadaşlarım var. Onlarla beraber bir hani ev tutmayı da düşünmedik değil de hani ailem falan tanımıyor sonuçta, sıkıntı olur mu bilmiyorum. Ailemin maddi durumuna bağlı, hani onlara fazla yük olmamak için elimden geleni yapacağım. Bursa'da devlete ait yurtlara başvuranların sayısı haydi fazla. Özel yurtlarsa öğrencileri ağırlamak için birbiriyle yarışıyor. İçinde salonu, ankastre set mutfağı, LCD televizyonu, fırınlı ocağı, hepsini bulmak mümkün. Dayalı döşeli bir daire oturma grubuyla ve tek kişilik odalar oluşturduk. Daire şeklinde olunca velilerin de içi rahat, öğrenciler de mutlu. Çalışma şekilleri, fiziksel koşulları, her bütçeye göre uygun yurtları bulmak mümkün. Ev tutmak isteyen öğrencilerin ilk tercihi Uludağ Üniversitesi'nin yanı başındaki Görükle. Ancak şu sıralar Görükle'de kiralık ev bulmak bir hayli zor. Aşırı derecede talepler var ve taleplere pek fazla karşılık da veremiyoruz açıkçası. Hı hı. Çünkü aşırı derecede bir yoğunluk var Görükle'de. Şu anda biri gelse dükkana rahatlıkla bulabilir mi? Bulamaz. Şu anda mesela hiç kiralık dairem kalmadı elimde. Yıllardır öğrencilerin ilk tercihi olan Görükle'de kiralar 1000 liraya kadar çıkabiliyor. 500-600'den başlıyor bir artı birler. Yani 2 artı birlerde 600-650, eşyalı eşyasız olarak değişiyor fiyatlar. Maksimum? Maksimum yani dairenin durumuna göre, 3 artı 1 kiralık dairelere göre yani 800-900-1 çıkabiliyor. Bursa'nın en verimli tarım alanlarından Karacabey Ovası'nda domates hasadı tatsız başladı. Yaklaşık 90 bin dönümlük alanda hasada başlayan çiftçi domatesteki hastalık yüzünden %30'luk rekolte kaybı yaşıyor. Hasadımız Temmuz ayının sonlarına doğru başladı ve Eylül ayının sonuna kadar devam edecek muhtemelen. Makineli hasat, domates toplama makinesiyle beraber yapılan bir hasat. Diğeri de işte elle, görmüş olduğumuz gibi arazide elle çuvallara, o da tamamıyla sikme usulü tabir ettiğimiz şeyle yapılıyor mamafi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçinin domates hasadı telaşı başladı. Yaklaşık 90 bin dönümlük alandaki hasat üreticiyi şimdiden tedirgin ediyor. Bu sene rekoltelerimizde büyük düşüşler var. Yaşadığımız hastalıklardan dolayı. Bununla beraber pas akarı dediğimiz zararlılardan dolayı. İklimin de bu sene biraz kötü gitmesinden dolayı rekoltemizde bu sene çok düşüş var. Geçen seneye göre %25-30 rekoltede kaybımız var. Kesinlikle verim düşüklüğü var. Bir önceki sene aşağı yukarı bölge ortalaması itibariyle, hafıza bazında ortalama itibariyle 12 ton civarında verim alındığı halde bu sene 7-8 tonu geçmeyecektir. Bu yıl domateste büyük zarara yol açan hastalıklar Karacabeyli çiftçinin kabusu oldu. Pas akarı dediğimiz zararlı bu tarlaya zarar vermiştir. Biz de hasada yakın olduğu için mecburen ilaç atamadık. Yani iyi tarım uygulaması yaptığımız için her dönem her ilacı kullanamıyorsunuz. Bununla birlikte bölgemizde sorun olan orabanç dediğimiz, halk arasında yumurcak dediğimiz otun da domatesi çok büyük bir zararı vardır. Bir yandan ürünü saran hastalıklarla mücadele eden çiftçi, bir yandan da salçalık domates için verilen fiyatlarla hayal kırıklığı yaşadı. Bu sene için 25 ila 20 3 kuruş arasında değişiyor fiyatlar. Sizin beklentiniz ne? Bizim beklentimiz 30 kuruş. En az 30 kuruş. En az 30 kuruş. Zararda mı yani çiftçi bu sene şimdi? Nispeten. Nispeten zararda. Bu tabii rekolteyle alakalı sonuçta. Yüksek tonaj çıkartan çiftçilerimiz belki kar edebilir ama gerçekten 8 tonla, 9 tonla, 7 tonla kalan çiftçilerimiz için gerçekten durum çok sıkıntılı. Yani hinterlandımızda 14 tane satış sanayisi var. Onlar bir araya gelebiliyor, fiyatı belirleyebiliyor. Hı hı. 14 bin tane çiftçimizi tabii ki dolayısıyla biz bir araya getirip sözleşme olarak bir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelemiyor. Ona ezikliği içerisindeyiz. Bu konuda yani devlet büyüklerimizden de istifa bekliyoruz. Yardım da bekliyoruz. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 katlı bir bina ile birlikte 2 ev kullanamaz hale geldi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 katlı bir bina alevlere teslim oldu. Ulu Cami Mahallesi Karabacak Sokak'taki çarşı içinde bulunan 3 katlı kullanılmayan binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Binadan yükselen alevlere ilk müdahaleyi çarşı esnafı yaptı. Binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın yanındaki iki eve de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Bursa, Gürsu ve İnegöl itfaiyeleri de destek amacıyla gönderildi. Bölgede doğalgaz akışı da kesildi. Yangın 2 saatte güçlükle kontrol altına alınırken vatandaşlar itfaiye araçlarının üzerine çıkarak su hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. 3 katlı bina küle dönerken binaya komşu 2 evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Bir son dakika gelişmesi daha var. Yaşanan terör olaylarının ardından Ankara'da hareketlilik devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saat 20.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi bir araya gelecek. Ve devam edelim. Bir yangın haberi de Bursa'nın Yenicabat mahallesinden geldi. Bu kez meyve bahçesinden yükselen alevlere uyuşturucu kullandığı iddia edilen iki gencin neden olduğu sanılıyor. Görüntüler Bursa'nın Yenicabat mahallesindeki bir meyve bahçesindeki ahşap kulübeden. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde kulübeden yükselen dumanlar nedeniyle göz gözü görmüyor. Alevler mahalle halkını yollara dökerken kulübede uyuşturucu kullandığı iddia edilen iki gence de ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılıyor. Yürü 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 yürü. Yürü sağlam bas. Yarı baygın halde kurtarılan gençlerden birini başından aşağı su dökerek kendine getirmeye çalışan vatandaşlar genci güçlükle kontrol ediyor. İtfaiye ekipleriyle beraber alevlere müdahale eden vatandaşlar araçlarından inerek uzun süre gençlerle birlikte ambulansın gelmesini bekledi. Çeneye gibi bak suya koyduk, dudakları ıslansın. Ambulans yok mu? Gelsin müdahale etsin. Dakikalar sonra kontrol altına alınan alevler 500 metrekarelik alandaki ağaç ve çalıları da küre çevirdi. Oh. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bonzai kullandığı tespit edilen gençler hastaneye kaldırıldı. Suriye'nin Halep kentinde hava saldırısının ardından enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Ümran Dakneş'in görüntüleri tüm dünyayı ağlattı. Tıpkı cansız bedeni Bodrum sahiline vuran aylan bebek gibi Ümran da savaşın yarattığı dehşetin simgeleri arasına girdi. Tek başına ambulansa oturan bir çocuk. Üstü başı toz, yüzü kan içinde. Şaşkın. Ne olduğunu anlamaya çalışırken elindeki kanı üzerine oturduğu sedyeye siliyor. Halep'te muhaliflere yönelik hava saldırısında yıkılan bir binanın enkazı altından sağ olarak çıkarılan 5 yaşındaki Ümran Dakneş, savaşın yarattığı yıkımın yeni sembolü oldu. Küçük çocuğun dehşete düşmüş hali sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu. 5 yaşındaki Ümran Dakneş, enkaz altından çıkarıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda otururken görülüyor. Ümran ellerini kan içindeki yüzüne götürüyor ve daha sonra ambulansın koltuğuna siliyor. Bu sırada enkazdan çıkarılan çocuklar da birer birer ambulansa taşınıyor. Onlar da dehşetin en yakın tanıkları. Ümran hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken bedeni Bodrum sahillerine vuran aylan bebek gibi hafızalara kazındı. Allah!
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde polisle çatışmaya giren 4 radikal militan öldürüldü. Öldürülen 4 kişinin Kuzey Kafkasya kökenli olduğu ve hepsi hakkında önceden arama kararı olduğu belirtildi. Rusya'nın Saint Petersburg kentinde Federal Güvenlik Servisi'nin bir apartmana düzenlediği operasyonda 4 militan öldürüldü. Özel timler, Kuzey Kafkasya'daki yasa dışı silahlı gruplara mensup olmakla suçlanan ve uzun süredir takip edilen militanların bulunduğu 16 katlı binaya baskın düzenledi. Militanların özel timleri ateş açmasıyla başlayan çatışma 4 saat sürdü. Çatışma sırasında binada 2 şiddetli patlama sesi duyuldu. Rusya İç Güvenlik Bakanlığı, 4 militanın çıkan çatışmada öldürüldüklerini, bir ağır 2 özel tim polisinin de yaralandığını duyurdu. Operasyonun düzenlendiği 16 katlı binada militanların kaldığı dairede otomatik tüfekler ve patlayıcılar ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti son yılların en büyük orman yangınıyla boğuşuyor. Alevler 20 kilometre karelik bir alana yayılırken yüzlerce ev küle döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde salı günü başlayan orman yangını yayılıyor. San Bernardino kenti yakınında başlayan ve birkaç saat içinde en az 20 kilometre karelik alana yayılan yangına 1300 itfaiyeci müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınamazken 82 bin kişi için zorunlu tahliye kararı verilen eyalette acil durum ilan edildi. İtfaiyeciler yangının daha önce hiç görmedikleri bir hız ve şiddette ilerlediğini ifade ederek, tahliye edilen birçok kişinin evlerinden geriye bir şey bulamayacaklarını söyledi. Kızıl Haç yetkilileri evlerini terk etmek zorunda kalanlar için barınma merkezleri oluşturdu. Yangından etkilenenlere yiyecek yardımı da yapılıyor. Yangın nedeniyle San Bernardino civarındaki bazı yollar kapanırken kurtarma çalışmalarına havadan ve karadan devam edildiği 98 yaşında bir kadının helikopterle kurtarıldığı ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri bölgede şiddetli rüzgar, kuru hava ve yüksek sıcaklığın etkili olacağını aktararak bunun yangının daha fazla yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Olay ana haberi burada nokta ediyoruz efendim. Son haberimizdi. Birazdan spordaki gelişmelerle Tülin Çelebi sizlerle birlikte olacak. Bir hatırlatma daha yapalım. Bu akşam saat 20.45'te olayın içinden programını kaçırmayın. Zira izleyicilerimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Türkiye'nin deprem riski ele alınacak programda. Depremin Bursa'da yaşanması beklenen ve Marmara'da yaşanması beklenen büyük depremler ele alınacak. Önemli bir konu olduğunu söyleyeyim ve hoşça kalın diyeyim efendim.